Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere felsefe tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Aristoteles'in kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Aristoteles M.Ö. 322 ile 384 yılları arasında yaşamış bilim adamı ve felsefe adamıdır. Aristoteles klasik dönemde ve antik Yunan'da yaşamış filozof ve bilge bir insandır. Aristoteles, Platon'la birlikte dünyanın gelmiş geçmiş en büyük düşünce insanlarından biri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Büyük İskender'in de hocasıdır. Aristoteles'in ilgilendiği dallar mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, ruh bilimi, psikoloji, dil bilim, ekonomi, siyaset ve retorik gibi dalların kurucusu olarak da kabul edilir. 16. ve 17. yüzyılda bilim gelişene kadar Avrupa ve İslam dünyasında, yani sizlere şunu söyleyebilirim, İslam dünyasında ismini bildiğimiz birçok bilim adamı ve felsefeci, Aristoteles'i özellikle okumuşlardır, onun eserlerinden yararlanmışlardır. Bu dediğim bilim adamları da İslam'ın altın çağındaki bilim adamları ve felsefeciler. Mesela size birkaç tane örnek verebilirim. İbn Sina, İbn Rüşd, Biruni, Selahaddin Eyyubi, daha ismini sayamayacağım İslam dünyasının birçok bilim adamı Aristoteles'in eserlerinden yararlanmışlardır. İslam'ın altın çağı dedim sizlere. Bu çağda Müslüman din adamlarının ve bilim adamlarının neler yaptığını birçoğunuz biliyordur. Aristoteles'in hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir çünkü kaynaklar sınırlıdır. Aristoteles, antik Yunan'da Stagira şehrinde doğmuş, Kral 2. Filip'in doktorudur aynı zamanda. Kral 2. Filip de Büyük İskender'in babasıdır. Aristoteles'in babası çok küçük yaşlardayken ölmüştür. Kendisi Makedonya Sarayı'nda hocalar tarafından büyütülmüştür. 18 yaşında Atina'daki Platon Akademisi'ne katılmış, 20 yaşına kadar burada kalmıştır. Platon öldükten sonra Kral 2. Filip'in isteğiyle Büyük İskender'e hocalık yapmıştır. Yani aynı zamanda Platon da Aristoteles'in hocasıdır. Daha sonrasında Atina'da Lyceum'da Platon'unki gibi bir okul kurmuştur. Birçok takipçi edinmiştir. Arkasından kitleleri sürüklemiştir. Kendisine atfedilen düşüncelerin birçoğunu da burada ürettiği düşünülmektedir. Aristoteles'in günümüzde kalan eserlerinin nasıl üretildiği ve nasıl toplanıldığı hala bilinmemektedir. Aristoteles gerçekten çok büyük bir beyindi. Aristoteles'in astronomi ve Kopernik fizik hakkındaki düşünceleri 16. yüzyılda Galileo, 17. yüzyılda Isaac Newton tarafından ancak aşılabilmiştir. Yani düşünsenize kaç bin yıl sonra ancak onun düşüncelerinin ilerisine geçilebilmiş. Bu kadar büyük bir zekaydı. Klasik mekanik, kimya, biyoloji, doğa, hayvanlar hakkındaki düşünceleri modern bilim gelişinceye kadar etkisini göstermiştir. Hristiyan teolojisinde ve İslam felsefesinde muallim yani öğretmen olarak kabul edilmiştir. Thomas Aquinas ona filozof demiştir. Heidegger de felsefe kavramını Aristo'nun bulduğunu iddia etmiştir. Aristoteles felsefe tarihi boyunca neredeyse gündemden hiç düşmemiştir. Hala günümüzde bile metafizik ve etik tartışmalara katkıda bulunmaya devam etmektedir. Günümüzde Aristo'nun metinlerine referans vermek için 19. yüzyılda August Immanuel Bekker tarafından hazırlanmış toplu basımın paragraf sayıları kullanılmaktadır. Sonuç olarak Aristoteles, bilim tarihinin ve felsefe tarihinin en büyük isimlerinden, belki de en büyük ismi olarak dünya tarihine geçmiştir. Son olarak şunu söyleyebilirim, bizim Türkiye'deki bazı felsefe düşmanı beyinsizlere, felsefe düşünme ve sorgulama sanatıdır. Bırakın Batılıları, İslam tarihinin yani İslam'ın altın çağında yaşamış büyük bilim adamlarının hepsi Aristoteles'in eserlerinden yararlanmışlardır. Yani bilimde din, dil, ırk ayrımı yapılmaz. Elimden geldiğince kısaca sizlere Aristoteles'i anlatmaya çalıştım. Aristoteles hakkında söylenecek daha çok şey var ama ben kısaca sizlere anlatmaya çalıştım. Uzatsaydım biraz sıkıcı olurdu. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.